Bu son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video vardı. Umarım görmüşsünüzdür. Görmediyseniz, izlemediyseniz de izleyin. Videoda bu Gazze olaylarından sonra İslam'ı araştıran, İslam'a ilgi duyan, Müslümanlığı merak edip Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var. Bu bizim videoda gördüğümüz sadece. Göremediğimiz belki şu an yüz binlerce kişi var. Bu Gazze olaylarında İslam'ı araştırıp Müslümanlığa adım atan ve Müslüman olmak için çabalayan insanlar var. Şimdi baktığınızda nasıl bir netice, nasıl bir sonuç doğuruyor bu savaş? Çok enteresan. Bir yerde bir soykırım var. İnsanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, yaşlılar ölüyor. Zahiren kötü bir şekilde ölüyorlar. Başlarından aşağı tonlarca ağırlıkta bombalar atılarak şehit oluyorlar. Bunu gören insanlar Müslümanlığı, İslam'ı araştırıyorlar. Nasıl oluyor bu diye biraz düşünmemiz lazım. Merak etmemiz lazım. Bizde neden bir değişiklik olmuyor? Biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Ama bu zulüm karşısında, bu soykırım karşısında bize bir değişiklik yok. Ama dünyanın diğer ucunda, farklı coğrafyalarda Müslüman olan, Müslümanlığı araştıran, İslam'a geçeceğini söyleyen ve geçen yüz binlerce insan var. Durup düşünmemiz gereken bir mesele. Neden? Neden biliyor musunuz? Orada o soykırım, o zulmün altında insanların canları gidiyor, evlatları ölüyor ama hala elhamdülillah diyorlar. En yakınlarını kaybediyorlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demekten geri durmuyorlar. En yakınını ölüyor. Bakın en yakının doğukan. Annen ölmüş, baban ölmüş, kardeşin ölmüş. Sen elhamdülillah diyorsun, Allah'a hamd ediyorsun, Allah'a şükrediyorsun annen öldüğü için. Neden? Çünkü biliyorsun ki şehit oldu. Daha güzel bir aleme geçti. Oradaki o inanç, o iman kuvveti, o insanlara en yakınlarını dahi kaybettikten sonra elhamdülillah demeyi gerektiriyor. İşte bu inancı, bu inanç kuvvetini merak ettiklerinden dolayı insanlar İslam'ı araştırıp Müslüman oluyorlar. Çünkü dünyanın diğer coğrafyalarında kimisi ateist, kimisi deist, kimisi agnostik, kimisi Hristiyan. Onların o değer, inanç yargıları başlarına gelen en küçük problemde dahi onları isyana bağlattırıyor. Alkole başvurdurtuyor, uyuşturucuya yönlendiriyor, intihara yönlendiriyor. Özellikle inanç eksikliği ve inancı olmayan bölgelerde. Bunu gören toplum, bunu gören insanlar Gazze'de zulmün, soykırımın içinde hala ağızlarından Allah'a olan hamdlarını düşürmüyorlar. Başlarında roket yağıyor, onlar saklanmıyor bile neredeyse. Ya bu inanç nedir diye onlar merak edip İslam'a geçiyorlar. Üstadımız diyor ya, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulur. Bakın, imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulur. Gazze'deki şu an var olan ve devam eden savaşın tazyikatından daha büyük ne tazyikat olabilir şu an? Başınızdan aşağı bombalar yağıyor, en sevdiklerinizi kaybediyorsunuz ve siz sadece elhamdülillah diyorsunuz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyorsunuz. Ondan geldik ve dönüş yine yalnız onadır diyorsunuz. Ve ileyhi turcaun diyorsun ve ileyhi masir diyorsun. Dönüşümüz onadır diyorsun. Bu inanç olmasa, bu inanç kuvveti olmasa, bu iman kuvveti olmasa ne olabilir ki? İsyan edersin, toprağını bırakıp kaçar gidersin. İşte şu an Gazze'de olan o imanın tezahür hali geçmişte Kurtuluş Savaşı'nda oldu. Geçmişte Malazgirt Savaşı'nda oldu. Geçmişte Bedir'de oldu, Hendek'te oldu. O yüzden imanın kuvvetine göre sen hadisatın tazyikatından kurtulabilirsin. Hendek'te olan bu, Bedir'de olan bu, Malazgirt'te olan bu, Kurtuluş Savaşı'nda olan bu ve şu an Gazze'de olan bu. Ve biz biliyoruz ve iman etmişiz ki inananlar galip gelecektir.